Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Ayça Zafer. Bugün şöyle kahve yapalım macerama nasıl başladım ve nasıl ilerledi, nasıl gelişti ve kahve falı nasıl bakılır gibi konulara değinmek istiyorum. Şekiller nasıl yorumlanır ve ne anlama gelir? Öncelikle kahve falı kapatmadan önce bir niyet ederiz ve bir dilek dileriz. Ardından onu çevirerek kapatırız. Üzerine bazen bir yüzük, bir metal obje ya da bir para koyabiliriz. Bu da telvelerin daha net, daha belirgin çıkmasını sağlar. Sevgili arkadaşlar, ardından kahve fincanı önümüzde durur ve biz ettiğimiz niyet doğrultusunda onu açar ve yorumlarız. Burada ufak minik yorumlarım da olacak ama öncesinde ben nasıl başladım onu değinmek istiyorum. Ben 2014 yılından itibaren kahve falı bakıyorum. Yani yıl 2014'tü benim de ilk kahve falı baktığım yıldı. Ardından 2015 geldi ve ben tekrardan üniversite zamanımda yine kahve falı bakmaya devam ediyordum. Güzel bir şekilde üniversite kazanmıştım. Ve burada aynen görüldüğü üzere bunu açtım. Şimdi kahve falında şöyle bir şey vardır. Yani biz bunu şöyle dört parçaya böleriz. Önce dibine bakarız. Dibi böyle daha net, daha belirgin, daha böyle hani bu adeta kaymak gibi çıkmış böyle gerçekten. Pürüzsüz ve güzel bir şekilde yansımış. O zaman bu iyi olacağı şekilde yorumlanır. Yani dediğim gibi biz şöyle telveleri 4 sayısına böleriz ve aslında mesela bu 1, bu 2, şu 3 ve 4 şeklinde olmak üzere aslında daha çok bizim bilinçaltı ya da duygu dünyamızı temsil eder. İşte ben nasıl başladım? Dediğim gibi üniversite yılımın bir yıl öncesinde başladım ve ardından yıl 2015 olmuştu. Ben şimdi üniversiteye gittim o zaman diliminde. Böyle bir yandan tabii üniversiteyi bitirmeye uğraşıyorum. Bir yandan o dönem yeni arkadaşlarla tanışıyorum ve bir yandan da kahve falına merakımın birinci senesi. Yani aslında tam bir böyle başlangıç senesiydi ve ben o dönem işte yeni tanıştığım arkadaşlarım şöyle bir şey dedi bana. Sen kahve falı bakıyormuşsun ya, bize de bakar mısın? Ondan sonra işte bir apartta kalıyorum ve ardından dedim, peki gelin odama beklerim ve size de ben kahve falı bakayım diyerek kızlar odama geldiler ve ben oturduk konuşuyoruz. İşte dediler, hadi bakalım kapattık. Ondan sonra fincanı bana verdiler. İlk açar açmaz bir asker gözüme çarptı. Şimdi dedim, aa burada bir tane asker görüyorum. Gerçekten senin asker bir sevgilin var mı? Dedi, aa nereden bildin ya? Gerçekten dedi, benim bir sevgilim var ve şu an bir asker tıraşı olmuş durumda ve gerçekten de askere gitti. Yani dedi, bunu nasıl bilmiş olabilirsin? Yani dedim, içgörü sadece. Gerçekten ben de o telveye baktığımda bir asker tıraşı olmuş erkek görmüştüm. Yani böyle başladı. Hani bazen insanın zaman zaman karşısındaki hakkında pek bir şey hissedemediği zamanlar oluyor mu? Oluyor. O da ya enerjisi tam işte iyi yansımamıştır ya da enerji birbiriyle uygunsuz, ya yani uygunsuzdur. O yüzden olmamıştır. Ama burada aslında hayatta her zaman önemli olan şu. Yani karşımdaki insanın mesela kahve falından ne beklediğini çok önemserim. Yani kahinlik mi bekliyor ya da daha çok güzel bir zaman. Yani iyi niyet, pozitif enerji mi bekliyor? Eğer ikincisi ise ben zaten ona kahve falı bakarım. Hani böyle çok büyük beklentiler içerisinde olan kişilerle pek enerjim
uymuyor ve o yüzden de onlara pek bakmıyorum. Çünkü burada önemli olan işte güzel vakit geçirmek, işte hani zaman, keyifli zaman ve bundan olabildiğince keyif almak ve bir sohbet aracı olarak kullanmak önemli olmalı. Kısacası ben böyle başladım. Yani üniversite, ondan sonra kahve falı derken hangisini tercih ettin diye soruyorsunuz. Ben zaten kantinde de oturup böyle yeni yeni başlıyordum. İşte gelmiyor musun diyorlardı. Yok diyorum, bir saniye, şu an işim var. Sonra arkadaşım bir bakıyordu, vay diyordu, sen bu cümleleri nereden buldun ya? O zamanlarda tabii çok küçüğüm, çocuğum. Arda Güler yaşındayım. Arda Güler şu an çok güzel bir İşte ligde oynuyor. Çok güzel bir takımda oynuyor. Ben de o zamanlar zaten en zirveden ve bir Şampiyonlar Ligi olarak tek başıma başlamıştım bu işe ve çok güzeldi. Zaten şu an gencim ve çok güzel yerlere geldim. Kısacası burada aslında önerim şu olmalı: hayallerinizin peşinden gitmek, mutlu eden yolu seçmek. Bana bir yol sunulmuştu ve ben burada beni mutlu eden yolu seçtiğime inanıyorum. Yani onun haricinde dediğim gibi hissiyatlarım güçlü. Özellikle hissiyatlarım güçlü olduğu için bunu tercih ettim. Mesela şurada hemen şöyle bakalım neler görebileceğiz. Şimdi ilk olarak bahsettiğim, dediğim gibi burada dörde ayırmak ve bu birinci yol. Şimdi burada mesela neler var? Şurada hemen görebildiğim kadarıyla açık bir şekilde ilerleyen belki bir dalga, belki bir yol olarak nitelendirilebilecek bir alan. Ardından şurada aslında ben bunu İskambil kartlarındaki karoya benzettim ve ardından şurada bir yol ilerliyor olarak çıkmış. Şimdi bunu mesela nasıl yorumlayabiliriz? Yani burada bir dalga hareketi başlatır. Ardından dediğim gibi böyle belki bir karo şekli oluşturur. Ve bir şeyler tamamlanarak bu daha çok da ilerletilebilir şeklinde biz bunu yorumlayabiliriz. Hemen buraya geçtiğimde ise şimdi burada neler görüyorum? Burada iki ayrı insan olduğunu görüyorum. Şimdi burada iki ayrı insan, iki farklı hayat olduğunu görüyorum ama sanki birbirlerini istiyor olarak çıkmışlar. Yani böyle bir izleyen kişi var mı, yoksa gerçekten mesela izlemeden önce böyle birine niyet etti mi bilemiyorum. Ancak şimdi şu bana bir kadın, şu ise bir erkek olarak geldi. Şu da hayatında mesela yaşamış olduğu şeyler. Yani ikisinde de bir parça var. Şurada hatta beyaz kısmı ile birlikte birbirinden ayrılmış durumda. Şimdi bu nasıl yorumlanır? Puzzle parçaları vardır ya sevgili arkadaşlar. Şurada sanki bir puzzle parçası var ve bu puzzle parçasının eksik olan kısmı da bu kişide gibi. Yani dediğim gibi belki birini hayatınızda istiyorsunuz ve o kişiyle umarım kavuşursunuz diyerek hemen burada neler görüyorum. Yani bir de bir hikayem daha var. Yani ben de hikaye bitmez. Ben çok şey yaşadım vallahi genç yaşında. Şimdi bir günde Galata Kulesi'ne gittim İstanbul'da. Galata Kulesi'nin en işte üst kısmına çıkacağım. Buradaki mesela minareyi de Galata Kulesi'ne benzettim. Galata Kulesi'nin üzerine çıkacağım. Ve gittim işte tek başıma Galata Kulesi'nin en üstüne çıkmaya uğraşıyorum. Bu arada mesela bir rivayet vardır: Galata Kulesi'ne ilk kiminle çıkarsan onunla evlenirsin diye. Şimdi ben kendimle çıktım orada yine, yani kendime kahve falı bakmıyorum bu arada. O zamanlar bakıyordum. İşte o zamanlar oturdum ve yine kahve istedim, Türk kahvesi, ve kapattım. Ondan sonra orada bir garson beyefendi var ama gerçekten çok beyefendi, çok centilmen bir insan. Demişti oturdum falan, ondan sonra hesabı ödedim, kalktım. Kahve fincanımı da açtım, bıraktım.
Garson beyefendi bana şöyle dedi. Ya dedi keşke bana da baksaydınız. Dedim ama artık gidiyorum falan. Ondan sonra kısacası bizim durum biraz öyle oldu. Tabii başka insanların da ilgisini dikkatini çekiyordu. Ve ardından şöyle bir şey oldu. Yani ilk kiminle çıkarsan onunla evlenir misin ya? Ben ya kahve fincanıyla ve kendimle evlendim. Gerçekten biraz öyle bir şey oldu. Hatta geçenlerde de araştırıyorum. Mesela Ayça ve Zafer diye birisi evlenmiş. Öyle ben biraz kendi tek taşımı kendime taktım. İşten güçten hiç o tür noktalara hayatımda yoğunlaşmak olamadı. Kendi ayakları üzerinde duran birisi de öyle herkesi beğenmez, herkesi istemez zaten. Yani biraz öyle bir durum oldu. Öyle bakalım kısmetse bir şey 2034'e falan 2014'te baktım. Yıl 2024 oldu. Umarım 2034'te evlenirim diye düşünüyorum. İş güç biterse. Yani kısacası mesela burada da bir takım dalgalı şekiller var. Bu arada bana ulaşmak istiyorsanız Binnaz uygulamasındayım. Onu da indirerek bana ulaşabilirsiniz. Ve hemen burada tabağa geçtiğimde tabak ise daha çok 6 aylık gibi bir zaman dilimini anlatır. Yani benim tecrübelerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum tekrardan. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.